Doktor Sinan Çağlı. Bugün tiroid nodüllerinden ve tiroidin nodüler hastalıklarından ve kanserlerinden bahsedeceğiz. Tiroid nodülleri bizim toplumumuzda özellikle çok sık görünmekte. Endemik tiroid hastalıkları ülkesinde yaşadığımız için bunları oldukça fazla görmekteyiz. Tabii sizin kendi alanınıza giren endokrinolog olarak çok fazla tiroid nodülleri görmektesiniz. Tiroid nodüllerindeki davranışlarımız nasıl olmalı? Tabii öncelikle Doçent Doktor Ahmet Nuray Turhan Bey, şöyle aslında konuya girmek lazım. Tiroid nodülleri tabii bugün günümüzde hemen hemen 3 kişiden birinde var. Bu kadar yaygın olarak görülüyor. Daha önceden daha az oranda görüldüğü iddia edilmekte ama tabii o günlerde, bir 20-30 yıl önceki ultrasonlar daha farklı. Muayene teknikleri hep aynı. Belki 30 yıl önceki muayene teknikleri, görüntüleme teknikleri çok gelişmediği için belki daha değerli o dönemde. Ama özellikle görüntüleme tekniklerindeki gelişme nedeniyle tabii tiroid nodüllerini daha erken saptayabiliyoruz. Önce tiroid nodülüne aslında öyle girmek lazım. Tiroid nodülü, tiroid bezinden kaynaklanan, tiroid dokusunu genellikle taklit etmeye çalışan, özel durumlar hariç tabii, bir bonfile et parçası gibi bir parça düşünelim. O et parçasında, et parçasının üzerinde gelişmiş bir mercimek tanesi gibidir. Genellikle tiroid hücrelerini de taklit eder ve büyür. Büyümeye eğilimlidir ya da her zaman büyümeyebilir ama büyümeye eğilimlidir. Genellikle büyüdüğünü görüyoruz. Bu şekilde tiroid nodülleri, küçük nodüller özellikle rastlantısal saptanmakta. Ya işte bir check-up muayenesi için doktora gelen bir hasta, işte boyun muayenesi yapıldığı zaman doktorun eline nodül orada gelebilir boyun muayenesi sırasında. O şekilde saptanabilir. Ya da klasik bir boyun ultrasonu ya da tiroid ultrasonu yapılırken ultrasonda çıkabilir. Tabii bu nodül saptandıktan sonra bu nasıl takip edilecek, nasıl devam edilecek, tedavi nasıl olacak? Öncelikle nodülün şeklini, tipini saptamalıyız. Bu nodül sıcak nodül mü, soğuk nodül mü? Bu basit bir tiroid fonksiyon testleriyle anlaşılabilecek bir şey. Serbest T3, serbest T4 ve TSH bakılarak, hatta gerekirse antikorlar bakılarak Hashimoto için bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Peki bir şey soracağım burada. Çok sık kullanılan bir durum olduğu için her hastada, tiroid nodülü saptanan her hastada hemen hemen tiroid sintigrafisi yapılması gibi bir durum söz konusu. Yani çok rastlıyoruz buna. Sizce gerekli mi? Kesinlikle gerekli değil. Gerekli. Tiroid sintigrafisi hastanın laboratuvar bulgularına göre aslında karar verilir. Hasta eğer hipertiroidse, yani tiroid bezi fazla çalışıyorsa, o zaman bu nodül sıcak nodül olmalısı arttığı için bu nodülün sintigrafi o zaman yapılmalı. Bunun için de tabii belli kriterler var. İşte T4 üst sınıra yakın ya da üst sınırının üzerinde olacak. TSH baskılı olacak. Bu durumlarda tabii ki sintigrafi yapabiliyoruz. Sıcak veya soğuk nodül olmasının bizim davranışlarımızı değiştirmesi açısından bir önemi var mı? Var tabii ki. Sıcak nodüllerdeki kanser riski daha azdır. Bu %1 civarında evet. Kadar düştüğü söylenir. Soğuklarda biraz ama daha kanser soğuk, riski. Kanser riski biraz daha fazladır. %5'ler civarında olduğu söylenir. Yani yayınlar onu gösteriyor. Ya sonuçta tiroid nodülleri ile gelen bir hasta, tesadüfen bulunmuş veya bizim bulduğumuz bir hastada ek tetiklere de ihtiyaçlarımız var. Çünkü ultrason mutlaka yapılmış olmalı. Mutlaka. Ultrason görüntüsüyle nodülün yapısının ne olduğuyla ilgili bize çok önemli bulgular verecektir. Tabii ki. Ve buna göre bazı kararlar vereceğiz. Daha ileriye gidecek miyiz? Yani tetikler dışında ultrasona artı olarak bir iğne biyopsi yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Bunları belirlememiz gerekiyor. Birinci olarak bunlar. Bir de merak ettiğim bir şey daha var. Yani çok rastladığımız için soruyorum bunu. Tesadüfen rastlanan nodüller var. Az önce de bahsettiniz. Bir boyun MR'ında, tomografisinde veya herhangi bir boyun ultrasonunda tiroid nodülleri saptanabiliyor. Bunların diğer kendi bulduklarımızla, hasta bize nodüler hastalıkla gelenlerle bunlar arasında bir farklılık var mı? Yoksa hepsi aynı şekilde tiroid nodülü olarak değerlendirilmeli mi? Tabii hepsi aynı şekilde tiroid nodülü olarak değerlendirilmeli. Burada ultrasonun tabii çok büyük önemi var. Bazen hani
genelde denilen ya da takip ettiğimiz kılavuzlarda söylenen bir santimin üzerindeki her nodülün biyopsi yapılmalı denir. Ama bir hasta düşünün, bir santimlik 6-7 tane nodülü var. Peki bunun hepsini biz biyopsi yapmalı mıyız? Hani bu çok tartışılan bir şey. Nasıl yapacağız seçimi? O zaman yapacaksak hangisini yapacağız? Tabii ki bunu ultrasonla karar veriyoruz. Bu yüzden ultrason kriterlerimiz var. Bu çok önemli. Baktığımız zaman ultrasona, nodülün kanlanması fazlaysa, özellikle nodülün çeperi değil de orta kısmındaki kanlanma fazlaysa, nodül hipoekoik dediğimiz bir yapıdaysa, yani bu da şu demek, ultrasonografik reflesi, görüntüsü daha siyaha yakın nodüller demek. Böyle bir nodülse, nodülün içinde mikrokalsifikasyon dediğimiz böyle toplu iğnebaşı gibi küçük küçük kireçlenmeler varsa ve nodülün çeperi böyle tırtıklı, düzensiz bir yapıdaysa bu nodül riskli nodüldür. Özellikle bu nodüllere yönelik işlem yapıyoruz. Öyle bir nodül düşünün ki nodül 1,5 santimdir ama ultrasonografik görünümü gayet iyidir. O nodüle bir 6 ay hiç dokunmayabiliriz. Yani bir 6 ay sonraki ultrasondaki büyümesine göre biyopsi yapıp yapmayacağımıza karar veririz ama başka bir nodül vardır. 6 milimetredir. Bir kere 5 milimetrenin üzerindeki her nodüle biyopsi yapılabilir. Ama 5 milimetrenin altına biyopsi yapmak biraz maceracılık oluyor. Yani çok zor zaten. Zor zaten klinik olarak klinik değeri olarak de yok. Düşük. Çok düşük. Çok düşük. Yani kanser çıksa dahi tabii burada klinik olarak bizi yönlendirecek, korkuya düşürecek fazla bir durum olmuyor. Olmuyor. O yüzden bazen de şey yapıyoruz, yani 7 milimetrelik bir nodülde bunu saptarsak diyelim ki 7 milimetrelik nodüle biyopsi yapıyoruz ama 1,5 santimlik nodüle biyopsi yapmayabiliyoruz. Evet. Takipte bırakıyoruz. Tabii bu 1,5 santimlik nodül ultrasonografik görüntüleri çok iyi, %100 benimdir, iyi huyludur denemez. Ama takiplerde eğer nodülde büyüme varsa ultrasonografik olarak çapında, o nodül zaten gene riskli nodül grubuna giriyor. O zaman zaten biyopsi yapılıyor. Dolayısıyla o süreyi bekleyerek geçirebiliriz. Nodülleri varlığında kadın veya erkeklerin nodüllerle ilgili kanser gelişme riskleri farklı mıdır? Hemen hemen aynıdır. Bunda büyük bir farklılık olmadığı gösterilmiş. Ama ailesel bazı özellikleri olan kanserler var. Onlar farklı tabii. İşte bir mesela işte popüler seyada ya da işte foliküler varyantında işte bir BRAF gen mutasyonu ya da foliküler seyada bu ailede varsa kadın erkek gözetmeden geçiyor aslında. Yani evet, bir cinsiyet belirtmiyor burada. Aslında kadınlardan nodül daha çok ortaya çıkıyor. Özellikle endemik alanlarda. Endemik alanlarda. Erkeklerde ortaya çıkan nodüllerin riski biraz daha fazlaymış gibi düşünülür. Ama sonuçta kadın erkek ayırt etmeden en önemlisi ultrason görüntüsüyle ne yapılacağına karar vermek ve iyi bir ultrasonu tanımlayabilen hekim tarafından hangi nodüle iğne biyopsisi yapılacağına karar vermek çok önemli. Evet, kesinlikle.